Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Harika bir çilek reçeli yaptım, hemen tarifini sizinle paylaşacağım. Tam ölçülü ve tam süreli bir tariftir. Mutlaka denemenizi ve not etmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle pazardan şöyle 2 kilogram çilek aldım. Bunları şöyle güzelce yıkayıp temizleyeceğim yeşil kısımlarını ve birkaç parçaya böleceğim büyük olanları. Bulabilirseniz böyle reçellik çilek bulursanız onları direkt yapabilirsiniz dilimlemeden. Ama benim aldığım çilekler biraz irili ufaklıymış. Onları bu şekilde bakın bazılarını ortadan ikiye böldüm. Bazılarını ise şöyle birkaç daha parçaya böldüm. Büyüklüğüne göre siz artık ayarlarsınız. Oldukça pratik ve süreli bir tarif dediğim gibi. Reçel yapamayan kalmayacak yani. Bu şekilde hazırladım. 2 kilo çileğe toplamda şöyle 1,5 kilogram şeker kullandım. 9 bardak, 9 su bardağı kadar bir ölçü yapıyor. Sizin için ölçtüm. Şimdi yapımına hemen geçelim. Büyük bir tencerenin içine yıkamış ve doğramış olduğum çilekleri alıyorum. Tencerenin altını açıyorum. Çilekler kendi suyunu salıp kaynamaya başlayınca dakika tutuyorum. Ve 8 dakika boyunca çilekleri kendi başına şeker eklemeksizin pişiriyorum. Önce bir kaynamaya başlasın. Bakın evet şimdi kaynamaya başladım. Ben dakikamı kurdum. 8 dakika boyunca kendi kendine kaynıyor çileklerim. Videodan çok anlaşılmıyor fakat anlatımıma güvenin lütfen. Bu şekilde çok güzel oluyor. 8. dakikanın sonunda çileklerim için hazırladığım şekeri ilave ediyorum. 1,5 kilogram, 2 kilo şekere çok çok yeterli geliyor. Daha fazlasını hani damak tadınız bilemem ama bence çok yeterli ve çok ideal geliyor. Yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz. Bu şekilde şöyle şeker kaybolana dek şöyle hafif hafif çilekleri ezmeden karıştırıyoruz. Şimdi yine tencerenin altı yine orta ateşte açık. Yine bekliyoruz. Reçelimiz kaynamaya başlayınca yine süre tutuyoruz ve 10 dakika boyunca kaynatıyoruz. 10 dakikanın tabii ki de biz de ocağın başından ayrılmıyoruz ve üzerinde birikmiş olan köpükleri bu şekilde kaşıkla alıyoruz. Ocağın altını çok yükseltmeyin, orta ateşte olsun, taşabilir çünkü çok köpürüyor. Çok da kısıkta da olmasın, normal bir ateş yeterlidir. Şimdi 10. dakikanın sonunda yarım limonu sıktım. Şöyle bir kevgirle tencereye ilave ettim. Bu şekilde de limonu ekledikten sonra bir 2 dakika tekrar pişiriyorum. Kaynatıyorum yani 2 dakika boyunca kaynamasını bekliyorum. Daha sonra 8 saat boyunca hiç dokunmuyorum reçelime. 8. saatin sonunda bakın ben akşam üzeri çektim devamını. Şu an saat 9 yani gündüz 1'de bitirmiştim diğer işlemleri. Tekrar ocağın altını açıyorum ve kaynamaya başlayınca yine üzerinden köpükleri alıp 10 dakika daha kaynatıyorum reçelimi. Bu şekilde yine kaynamaya başladıktan sonra dakika tutarsanız başarılı bir sonuç elde etmiş olursunuz. Köpükleri yine toparlıyorum. Diğer tencerenin kenarları biraz reçel olmuştu. O yüzden ben tencereyi değiştirdim. Şimdi altını kapatıyorum. 10. dakikanın sonuna geldik. Ve sabaha kadar bekledi. Şimdi reçelimin kıvamını sizlerle paylaşma zamanı. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapattım reçelin. Dilerseniz ama sıcak sıcak da kavanozlayabilirsiniz. Ben bu şekilde soğuduktan sonra kavanozlayıp buzdolabında muhafaza etmeyi seviyorum. Kıvamında bir cıvıklaşma olmuyor çünkü bu şekilde yapınca. Şimdi biraz daha yakından göstermek istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoma da ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve tarifimi denerseniz mutlaka yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Bu tarif çünkü çok çok özel ve çok güzel bir tarif. Çilek reçelini bu tariften başka bir tarifle yapmıyoruz biz. Harika oluyor gerçekten. Yepyeni videolarda ve yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.